Selamlar, ben Bora Özkent. Şahane 2021 isimli video podcast serisinin son bölümüne hoş geldiniz. Bugün 5. gündeyiz. Şu ana kadar vizyondan bahsettik. Geçmişimizle nasıl hesaplaşmamız gerektiğinden bahsettik. Dönüşümü, kişisel dönüşümü nasıl yönetmemiz gerekiyor? Epey çok şey anlattım. Umarım ilginizi çekmiştir. Bugün ise biraz daha farklı bir açıdan bakacağız meseleye. Nasıl hızlanabiliriz? Yani evet, dönüşmek istiyoruz. Daha iyi bir geleceğe kavuşmak istiyoruz. Kendimizin daha iyi bir versiyonuna ulaşmak istiyoruz ama bunu belli bir zamanda yapmak lazım. Sonuçta hayat sonsuz değil. Bu dünyadaki zamanımız kısıtlı. Biraz hızlı yol almanın faydalarını bulmak gerekiyor. Bunun için de dönüşümü hızlandırmanın araçlarına ihtiyacımız var. İşte bugün size bu konuda bazı ipuçları vereceğim. Çok böyle hani füze, roket bilimi değil anlatacağım şeyler. Temel mantık ama yine de bir bütünün parçası bunlar. Bunları anlamak sizi hızlandıracaktır. Şimdi ilki bir kere gayet basit. Alternatif düşüncelerden kurtulun. Yani kendinizle ilgili bir gelecek hayali kurduysanız, bu gelecek hayali sizi heyecanlandırıyorsa alternatif gelecekleri boş verin artık. Buna kilitlenmeniz lazım. Karar verdiniz. İşte benim kararlarıma bakalım. Sadece içerik üreterek ve yatırım yaparak para kazanacağım kararı verdim. Buna sonuna kadar sadık kalmalıyım. Bu da ne demek oluyor? Aslında karşıma çıkan alternatif iş fikirlerine hayır diyebilmeliyim. Bunlar bazen parlak da olsa, ki bu aralar onu yapıyorum. Beni bu yolumdan saptıracak her şeye de hayır demeliyim. O yüzden bir şeye net karar veriyor olmak demek aslında nelere hayır diyeceğiniz konusunda da kafanızın aydınlanması demektir. Ve eğer hızlanmak istiyorsanız, vizyonunuza doğru yürümek istiyorsanız alternatifleri azaltıp hayırların sayısını artırmanız gerekiyor. Aynı şekilde mesela işte benim 2021 ile ilgili kendime koyduğum en büyük challenge kilo vermek. Bununla ilgili sizinle ilginç paylaşımlar da yapacağım. Epey bir kilo vermem gerekiyor işin doğrusu. Kendimi daha iyi hissetmem için, daha sağlıklı olmam için. Bunun dışında bir alternatif de yok kafamda. Yani çünkü alternatifler olursa sabah kalktığınızda kafanız karışır. Karar vermek zorunda kalırsınız. Yani koşu bandının üzerine çıkayım mı çıkmayayım mı? İşte o 7 tane hareketi yapayım mı yapmayayım mı? Bu karardan kurtulmanız lazım. Ve bu da ancak kafanızda alternatiflerden kurtulursanız mümkündür. O yüzden lütfen eğer gelecekteki vizyonunuzla ilgili, gelecekteki sizle ilgili kararlara varmışsanız alternatifleri atın kafanızdan. Tamamen bunlara odaklanın. Diğerlerini düşünmeyin bile. İkinci bir önemli konu eliminasyon. Hayatınızdan bir şeyleri elimine etmeniz gerekiyor. Aslında bu belki biraz önce bahsettiğim alternatif azaltmakla ilgili ama daha derin bakalım. Hani bu minimalizm diye bir kavram var biliyorsunuz. İşte sadece seni daha iyi bir geleceğe taşıyan temel şeylere odaklan. Geri kalan hiçbir şey yapma. Bunu biraz hayatına taşımanız gerekiyor. Elimine etmeniz gerekiyor bir sürü şeyi. Yani bu geniş bir kavram aslında minimalizm. Dolabınızdaki kıyafet sayısını da azaltmanız gerekiyor. Arkadaş sayınızı belki azaltmanız gerekiyor. Sizi bu geleceğe taşımayan, enerji kaybına neden olan insanlara daha az vakit harcamanız lazım. Bazı alışkanlıklarınızdan kurtulmanız gerekiyor. İşte daha az televizyon seyretmeniz gerekiyor. Mesela ki vaktiniz kalsın daha iyi şeyler yapmaya gibi bir eliminasyon sürecinden gitmeniz gerekiyor. Bunun için şöyle bir şey yapabilirsiniz. İşte bu haftadan, yani bugünden itibaren yılbaşına kadar şöyle her gün nelere vakit ayırdığınızı notunu tutun. Sonra bu vakit ayırdığınız şey sizi o hayalinizdeki geleceğe taşıyan bir şey mi yoksa durduran mı, hatta geriye götüren bir şey mi, ona bakın. Ve durduranları ve geriye gidenleri azaltmanın, hatta hayatınızdan tamamen yok etmenin yolunu bulun. Bu eliminasyon da sizi hızlandıracaktır. Üçüncü bir önemli konu, biraz büyük düşünün. Yani şimdi vizyona tekrar biraz geri dönmüş olacağız ama bağlantılı diye burada değinmek istiyorum. Vizyonunuzu küçük kurmayın, büyük kurun. Benim kendimle ilgili 5 yıl sonrası için kurduğum vizyon epey büyük. Yani ne anlamda büyük? Sahip olacağım maddi durum hakkında büyük. O anda neler ürettiğimle, nasıl bir kitleyle, kaç kişiyle buluştuğumla ilgili büyük. Üretmiş olacağım şeylerle ilgili büyük. Böyle biraz büyük bir vizyonunuz olsun. Yani bugünkünün 2 katı daha iyi bir siz, yeni 10 katı daha iyi bir siz hayal edin. Bunun sebebi bu sizi daha yaratıcı olmaya itecektir. Şimdi dedik ya hızlanmak istiyoruz diye, o geleceğe yürümek için. İşte bugünküden biraz daha iyi bir gelecek versiyonu kurmuşsanız kafanızda kendinizle ilgili, bugün yaptıklarınızı biraz daha iyi, biraz daha fazla, biraz daha verimli yaparak oraya gidebilirsiniz. O sırada çok büyük bir hayal kurarsanız o zaman bugün yaptıklarınız ne yapmayacaktır, yeterli olmayacaktır. O zaman kutunun dışına çıkıp düşünmeniz gerekir, alternatif hayaller kurmanız gerekir. Mesela ben şunun farkındayım, gittikçe onu görüyorum. Haddini aşın başarılı olması için sadece yazmak yetmiyor. Hayalimdeki büyüklüğe ulaşması için videoda yapmam gerekiyor, podcast'te yapmam gerekiyor. Bunu daha da kaliteli yapmam gerekiyor, bunu görüyorum. Bu da benim ufkumu açıyor açıkçası. Çünkü evet, bugünkü büyüme hızı fena değil Haddini Aş Kulübü'nün. Ama hayalimdeki büyüklük
anladım ki bugünkü uygulamalar buna yetmeyecekler. O zaman o hayal için daha fazla yeni şey düşünmem gerekiyor. Bu yıl epey çok yeni fikirle orada karşılaşıyor olacaksınız. O yüzden büyük düşünmeye burada inanıyor olmanız lazım. Ve büyük düşünmek küçük düşünmekten daha zor bir şey değil. Yani şeyden bir kurtulursanız işte ya benim işte kimliğim bu, karakterim bu, daha fazlasını yapamam, becerilerim bu. Hatırlayın, bunun üzerine çok durduk. Kimliğiniz, karakteriniz gelecekteki siz hayalinizin bir türevi. Onlar gerçek değil yani. Kimliğiniz, karakteriniz şu ana kadar yaptıklarınız bir gerçek değil. Onlar bir türev, neyin türevi? Gelecekle ilgili kurduğunuz hayalin bir türevi. Gelecekle ilgili kuvvetli bir hayaliniz varsa bugünkü siz değişmeye başlıyor. Sakın bunu unutmayın. Hatta hatırlayın, geçmişi algılama şeklimiz bile değişiyor. O nedenle büyük hayal kurmak bence küçük hayal kurmaktan daha iyi fikir. Madem kuruyoruz, büyüğü olsun. Bu bizi daha yaratıcı kılacaktır. Daha hırslı kılacaktır. Daha fazla opsiyonu, daha fazla olasılığı gözden geçirmemize yardımcı olacaktır. Ve sonunda muhtemelen daha fazla yol almamıza da ne yapacaktır? Yardımcı olacaktır. Bir diğer üzerine durmak istediğim önemli konu para. Şimdi daha evvel bir podcast'im var, Parayı Sevin diye. Şimdiye kadar en çok dinlenen podcast'lerimden biri oldu. Enteresan. Demek insanların bunu duymaya ihtiyacı varmış. Biliyorsunuz bizim toplumda biraz parayla ilişki biraz bozuk. Hani işte çok para günahsız olmaz gibi laflar var. Hep böyle bir zengin fakir aşkı olur, orada kötü baba vardır, paranın sahibi falan. Hep böyle kafamızda zenginlik, para, kötü şeyler. Parayı, paranın kendisi için sevmenizi söylemiyorum. Parayı size getirecekleri için sevin. Getirecekleri içinde de böyle hani sahip olacağınız araba, ev falan değil. Önemli onlar ama esas getireceği şey özgürlük. Şimdi siz bu gelecekteki siz olma hayaline doğru yürüyorsanız finansal özgürlük olmadan bu olmaz. Yani benim bugün mesela haddini aşağı fazlaca vakit ayırabilmemin bana pek para kazandırmamasına rağmen temel sebebi finansal özgürlüğüm. Çünkü yani çok günlük olarak para kazanmadan da hayatımı devam ettirebiliyorum. Bu işte yatırımlarım, birikimlerim sayesinde, alternatif gelir kaynaklarım sayesinde olan bir şey. Sizin de bunu hayatınıza sokmanız lazım. Ve artı hani gelecekle ilgili bir hayali biraz daha zengin, daha parasal olarak kuvvetli bir insan olarak kurmanın bence hiçbir sakıncası yok. Çünkü bakmayın siz para hakkındaki olumsuz konuşmalara, para aslında güçtür, özgürlüktür. Hem kendinizin özgürlüğüdür, hem çevrenizdekilere yardım etme gücüdür. Hayatınızı daha olumlu hale getirebilir. Bu nedenle gelecek hayaliniz içine parayı mutlaka yerleştirin. Ve bugünden itibaren de parasal o sonuçlara ulaşmak için de kafa yorun. Yani ben şuna hiç inanmıyorum. Ben bundan para kazanmıyorum ama keyif alıyorum, onun için yapıyorum. Bu hobidir, bu bir iş değildir. Yapın yine böyle şeyler ama bu sizi geleceğe taşıyan bir şey değildir. Benim için çok anlamlı değildir açıkçası. Yaptığınız şeyden para kazanmayı düşünüyor olmak iyi bir şeydir. Bu sizi geleceğe doğru taşıyan, finansal özgürlüğe doğru taşıyan bir yapıdır. Finansal özgürlük demek, o gün kalkıp canınızın istediği şeyi yapıp ya canınızın istemediğini yapmamak demektir. Benim için finansal özgürlük tembellik yapmak, işte bir adaya yerleşip keyfine bakmak değildir. Ben çok sıkılırım öyle şeylerden. Benim için finansal özgürlük canımın istediği şeyi yapıp canımın istemediklerini yapmamak demektir. Bu da muazzam bir yapı bence. Peki para hakkında düşünmek demek ne demek? Para hakkında bir kere kendinize eğitmeniz gerekiyor. Para nasıl kazanılır? Bu çok zenginler nasıl kazandılar bu paraları? Ve ön yargısız bakın, yani haramla kazandılar, kötü niyetle. Var öyleleri, var ama boş verin. Bir sürü çok iyi şeyler yapıp da para kazanan var. Nedir onların temel sırrı? Dünyaya bir değer katıyorlar. Yani dünyaya bir değer katıyorlar insanlara. Onun karşılığında onlardan para alıyorlar. Siz de etrafa ne değer katabilirim diye bakın. Yazdıklarınızla, ürettiklerinizle, hizmetlerinizle ne değer katabilirim ve bunun karşısında nasıl para kazanabilirim? Bunu nasıl kaldıraçla artırabilirim? İşte benim haddini aş fikrim öyle bir fikir. Diyorum ki oraya ürettiğim içerikler ömrüm boyunca bana para kazandırsınlar. Bu bir kaldıraç. Sadece o anda verdiğim eğitim ve danışmanlıktan değil. Veya başkalarının gücüne ayarlanmak bir kaldıraç. Daha evvel kaldıraçlarla ilgili bir yazı yazmıştım. Lütfen haddinaş.net'te bunun onu okuyun. Ve parayı nasıl yatıracağız? Nereye yatıracağız? Çünkü maalesef sadece para kazanarak servet birikmez. Bugün servet sahibi herkese baktığınızda bir yandan evet nakit akışları var pozitif ama bir yandan da doğru yatırım yapmayı biliyorlar. Siz de yatırım yapmayı öğrenmelisiniz. Yeni teknoloji şirketlere nasıl yatırım yapılır, işte kripto paralara nasıl yatırım yapılır, araziye, arsaya nasıl para yatırılır, küçük miktarlarda yatırarak bu ileride nasıl büyür, bileşik faiz nedir, küçük birikimler neden sonunda çarpan etkisiyle çok hızlı büyümeye başlarlar gibi temel parasal kavramları öğrenmek lazım. Bu konuda bir de müjdem var size. İnşallah 2021'deki ilk video serimi paraya ayırmaya niyetliyim. Bu günah diye gözüken, bu biraz böyle dokunması zor alana biraz dokunmak istiyorum.
Orada sizle paylaşımlarım olacak. Bu dediklerimi hayatınız nasıl taşısın konusunda biraz yol gösteriyor olacağım. Parayla ilgili bir başka somut önerim de 2021 sonuna kadar kaç para kazanacağınızı hayali kurun bugün. Eğer daha evvel çizdiğiniz vizyonun içinde yoksa bunu ekleyin ve agresif bir hedef koyun. Benim hedefim epey agresif. Ben 2021 yılında 2020 yılında kazandığımın iki katı daha fazla para kazanmak istiyorum. Ve bunu yaparken de daha az çalışarak yapmak istiyorum. Yani klasik işim olan büyük kurumlara eğitim ve danışmanlığı azaltıp başka kaynaklardan daha fazla para kazanarak, işte tabii en önemli kaynaklar yatırım, haddini aş kulübü, bir de şimdi son zamanlarda başladığım büyük toplantı moderasyonları, daha evvel yaptığım bir şey değildi, daha geliri yüksek bir iş, bu tip alanlara doğru kayarak daha fazla para kazanmanın yolunu bulmak istiyorum ve 2020'yi ikiye katlayacağım. 2020'de bütün bu zorluklara rağmen, hani Covid benim sektörümü çok etkiledi. Çünkü ben şirketlere gidip eğitim yapan, konuşma yapan birisiyim. Tabii ki orada ciddi azalma oldu. Bir kısmını online'da çözdük. Ama ona karşın yarattığım alternatif sistemlerle, alternatif çözümlerle 2019'dan daha iyi para kazandım. 2021'de bunu ikiye katlamayı düşünüyorum. Ve kazandığım bu paranın nereye yatıracağım konusunda da fikirlerim var. Bu da ileride 2022'de daha da fazla para kazanmama yardımcı olabilir. O yüzden sizin odaklanmanız gereken konu biraz bu. Daha fazla para kazanacağım, ne kadar kazanacağım. Bunu ne vererek kazanacağım? İşte nasıl bir değer katacağım insanlara? Neleri öğrenmem? Hangi teknik becerileri kazanmam gerekiyor parayı kazanmak için? Nasıl bir emek, nasıl bir vakit harcamam gerekiyor? Bir bunu netleştirmek gerekiyor. Ve böyle 2021'in son gününde bankanızda, kasanızda, nerede tutuyorsanız artık servetinizi, ne kadar birikiminiz olmuş olacak? Bunu hayalinde kurmanızı tavsiye ederim. Çünkü o hayalde bizi yine geleceğe sürükleyecek temel konulardan bir tanesi diye düşünüyorum. Ve son olarak çevrenizi düzenleyin. Yani bu da şu anlama geliyor. Bir hayal varsa o hayale yürümek için daha doğru çevrede olmak iyi bir şey. Çevreden kastım nedir? Yani çok basit şeyler de olabilir. İşte diyet yapma, işte ne edindiyseniz dolabınızda Nutella bulunmasın yani. Dolapta Nutella bulunuyorsa gece yarısı uyanıp onu yeme ihtimaliniz fazla. Sigara içmeyi bırakmak istiyorsanız sigara olmasın evde veya çok az adette olsun. Ona ulaşmak zor olsun gibi. Bunlar çok basitleri. İşte daha olumlu insanlarla kendinizi çevreleyin. Daha sizin olmak istediğiniz insana benzeyen türden insanlarla arkadaşlık edin. Eğer onlarla arkadaşlık edemiyorsanız onları sosyal medyadan bulun, takip edin. Onların biyografilerini okuyun. O dünyaya biraz daha kapılmaya çalışın. Daha para işini kolay çözen, paraya ulaşmayı beceren, ama buna miras yedilerden bahsetmiyorum, kendi emeğiyle para kazanan insanlara biraz daha yaklaşın. Onların dünyasını kavramaya çalışın, neler dönüyor diye. Bu konuda hep tavsiyem şudur: gücünüz yetiyorsa işte arada bir çok lüks bir restoranda yemek yiyin. Oradaki havaya bir girin. O insanlar neler yapıyor, neler yiyor. Biliyorum biraz bütçeyi zorlayabilir. Bu aralar değil de hani pandemi bitince tabii önerim. Bunu da mutlaka yapmaya çalışın. Yani çevrenizi, sizi bu geleceğe doğru yönlendirmesi gerekiyor. O yüzden doğru insanların olması önemli. Doğru fiziksel ortamlar önemli. Bir çalışma odası evde kendiniz yapabiliyorsanız yapın. Yani bunlarda kaynaktan sakınmamanızı tavsiye ederim. Çünkü hayaliniz büyük sizin. O büyük hayale giderken harcayacağınız bu parada önemi olmamalı fazla. Tabii gücünüz neye yetiyorsa haddinizi zorlayarak orada. Çünkü haddimizi aşmak için buradayız, öyle değil mi? Evet, budur. Hızlandırma teknikleri de bunlar basitçe. Böylece video serisinin sonuna da gelmiş olduk, şahane 2021'in. Umarım yararlı olmuştur. Bu video serisinin tamamını web siteme de yakında yüklemiş olacağım. Oradan da hani ben bunu böyle bölük pörçük görüyorum YouTube'da, derli toplu görmek istiyorum derseniz oradan da ulaşma şansınız olacak. 2021'in gerçekten sizin için şahane bir yıl olmasını istiyorum. Ben videolarıma, podcastlerime, yazılarıma full gaz devam ediyor olacağım. Bu kilo vermekle ilgili de enteresan bir paylaşım sitesi başlatacağım sizle yılbaşına itibaren. Onu da inşallah izliyor olursunuz, görüyor olursunuz. Onu Instagram'da daha ağırlıklı yapmayı düşünüyorum. Bu arada eğer henüz abone olmadıysanız haddinaş.net'e lütfen abone olun. Aşağıda bilgileri var. Acayip şeyler paylaşıyoruz orada da. Bir de lütfen şu podcast'i veya videoyu nerede izliyorsanız bir like, bir yorum süper olur. Algoritmaların beni daha iyi tanıması, daha fazla insan tanıtması için buna ihtiyacım var. Sevgiyle kalın. Harika bir 2021'in, şahane bir 2021'in temellerini umarım birlikte atmışızdır. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.